İnşallah bu güzel buluşmamız hem Beykoz'umuz için hem İstanbul'umuz için hayırlı olur. Tabii önemli bir sürecin içerisine girdik. Yerel seçimlerde de başta Beykoz'umuz olmak üzere ülkemizin tüm seçim bölgelerinde hayırlar getirir. Cenab-ı Hakk'a niyazımız budur. Tabii bizler yaklaşık 3-4 ay boyunca Beykoz'umuz için, Beykozlular için elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalıştık. Beykoz'da pek çok siyasi partiyle, ilçe başkanlarıyla ve temsilcileriyle bir araya geldik, görüştük, ittifaklar kurmaya çalıştık. Birlikte Beykoz için, Beykozlar için hareket edelim, mücadele edelim. Yerel seçimlerde Beykoz siyasetine yön verelim istedik. Tabii neticeye vardığımızda Beykoz için taşın altına elimizi koyduk fakat bir netice alamadık. Aramaya devam ettik. Partimizin istediği ve Beykozlu'nun istediği bir aday arayışına girdik. Ve değerlerimize sahip çıkacak, Beykoz'un toplumsal değerlerine sahip çıkacak bir aday arayışına girdik. Ve neticesinde Beykozlu hem teşkilatımızın evladı, teşkilatımızın yetiştirdiği genç bir isim olan İl Yönetim Kurulu üyemiz Yasin Kalaycı Başkanımızı Beykoz'da aday olarak tespit etmiş olduk. Beykoz'umuz için, partimiz için, Beykoz halkı için inşallah hayırlı olur. Sizler de sağ olun. Bu davetimize icabet ettiniz. Buralara kadar geldiniz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Amacımız bu saatten sonra Yasin Kalaycı Başkanımızı genç bir isim olarak Beykoz'un her yerinde tanıtmak, her bir ismini duyurmak ve böylece parti olarak elimizden gelenin fazlasıyla mücadele ederek Beykoz'da partimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Yasin Başkanımızı tüm Beykozlara duyurmak istiyoruz. Böylece güzel bir seçimi, güzel bir seçim atmosferini Beykoz'da geçirmek istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Burada da özellikle siz basın mensuplarımızın katkıları, bizlere sağladığı destek çok önemli. İnşallah karşılıklı birbirimize destek olarak bu süreci, seçim sürecini hep birlikte Beykoz'da atlatmış olacağız. Tekrar ben bu seçim sürecinin başta Beykozlar için, Beykoz'umuz için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere sözü Yasin Başkanımıza devrediyorum. Yasin Başkanımızın akabinde de soru cevap şeklinde bir süreci tamamlayarak bu buluşmamızı nihayet erdireceğiz. Sayın Başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzel bir cumartesi sabahında böyle güzel nezik bir mekanda sizleri ağırlamak, sizlerle buluşmak gerçekten çok değerliydi bizim için. Buraya katılma nezaketi gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz kimimiz belli ama burada yakinen tanışmak için kısaca bir CV vermiş olalım. Dedem herhalde 1950'lerde memleketten Beykoz'a göç etmiş. İşte babam ailenin en büyüğünden bir küçüğü, 8 kardeşler. En büyük halam, onun harici hepimiz Beykoz'da doğmuş. Biz de 27.04.1990 Beykoz'da doğduk. Buradaki birçok isim gibi biz de buranın havasında, buranın suyunda, çamurunda yoğrulduk. Buranın komşuluk değerlerine sadık bir ailede yetiştik. Bu değerlerin ne demek olduğunu bilen, bu değerlere sahip çıkmanın nedenli, önemli olduğunu bilen, bu konuya vakıf, hakim bir karakteriz. Beykozluyuz. Çeşitli sebeplerle hepimiz Beykoz'dan
dışarı çıkıyoruz iş için, gezmek için, ticaret için vesaire. Ama geri döndüğümüzde en temel yapıya sahip oluyoruz. Duygularımız belki birçoğumuzun müşterek oluyor. Evimize döndük, köprüyü bu tarafa geçtiğim anda içimi şöyle bir huzur kaplar. Niye? Çünkü ben Beykoz'a dönüş yapmış oldum. Yani bizim Beykoz sevgimiz aslında dededen geliyor. Yani Beykoz'un bu değerlerine sahip çıkmamız bize ata mirası diyebiliriz. Ama bugün yani siyaset öyle çirkin hal alıyor ki bazen. Biz siyaseti bir bayrak yarışı, hizmet yarışı olarak öğrendik, öğretildik bizlere. Ama bugün siyaset kutuplaşma. Bugün siyasette bir tarafta değilsen hainsin, bir tarafta değilsen dinsizsin, bir tarafta değilsen işte sekülerse seküler değilsin, İslamcıysa İslamcı değilsin gibi kavramların içerisine sıkıştırılıp bir kavga merkezi, bir kavga merci haline getirilmiş durumda. Ama biz siyaseti dediğim gibi böyle görmedik, böyle duymadık, böyle öğrenmedik, böyle yetişmedik. Hele ki Beykoz'da bu siyasetin asla tutacağını düşünmüyorum. Biz adaylarla karşılaşıyoruz, esnaf ziyaretleri yapıyoruz, vakıflarımızı, derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Orada en temel söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki biz Beykozluyuz, buranın evladıyız. Siyaset bir bayrak yarışı. Yarın seçim bittiği zaman yani biz bir evin bir aile fertleri, bireyleri gibiyiz. Tekrar yüz yüze bakacağız. Tekrar hukuklarımız devam edecek. Tekrar birbirimize merhaba diyeceğiz. Ticaretimiz devam edecek. Birlikte oturup çay içeceğiz. Yüz yüze bakacağız, muhabbet edeceğiz. O yüzden siyaseti hem her yerde yapmamayı, yani bir yerde bırakmayı veya çizgiyi korumayı bilmek lazım. Hem de bu süreci değerlendirirken Beykoz üzerinde değerlendirmek lazım. Şimdi Beykoz'umuz yani uzun yıllardır hep aynı sorunlar, hep aynı vaatlerle bir şekilde seçim süreçleri geçiriyor. Yani uzun yıllardır tapu sorunu, imar sorunu, altyapı sorunu, yeşil alanların, park bahçelerinin bir hakkın değerlendirilmemesi ve her gelen yeni dönemde de bakarsanız ki hep bu vaatler görülür muhakkak. Ama sonrasını değerlendirirsek yani 20 yıldır tapu verilecek. Tapuların %60'ı %70'i çözülmüş durumda. Beykoz'a imar veriliyor deniliyor. Ama verilen imar Beykoz'u koruyacak bir imar değil. Aslında tam tersi, yani Beykoz'u ve Beykozlu'yu burada barındırmayacak, buradan uzaklaştıracak şekilde planlar yapılmışcasına bir imar açıklanıyor. Biz mevcut belediye başkanımıza, geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımıza, işte diğer siyasi partilerimize, burada hem bu ilçeye, hem bu ile, hem bu ülkeye hizmet eden ne kadar siyasi varsa biz hep teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetlere teşekkür ediyoruz. Kavga etmek için dediğim gibi gelmiş değiliz. Ama yapılan hizmetlere teşekkür ederken de bazı realiteler var. Onları ortaya koymak lazım. Beykoz'a Murat Başkanımız 5 yıldır hizmet ediyor. Burada görüyoruz, Kavacık'ta kaldırımlar yenilendi. Güzel. Sahillerimiz yenilendi. Daha yaşanılabilir, daha güvenli, daha çocuklarımıza emanet edebileceğimiz bir sahil oldu. Parklarımızla, yeşil alanıyla. Güzel. Birçok mesire alanı kazandırıldı. Bunlar çok güzel. Park bahçeler evet kazandırıldı. Güzel. Ama camilerimiz, lavabolarımız temiz. Ama bunun yanında bir önemli bir parantez var. Yani İslam, biz Beykoz'u ben biraz şeye benzetiyorum. Yani bir insan anatomisine benzetiyorum. Yani bugün bir doktora gitsek, doktor kanser olmuş olsak, böbrek yetmezliğimiz olsa, kalp yetmezliğimiz olsa, doktora gittiğimizde de doktor bize işte takım elbise giydirse, güzel makyaj yapsa, papyon taksa, saçımız beyazlamışsa, siyah boyasa, sonra bizi gönderse biz doktora bir tepki gösteririz değil mi? Yani en nihayetinde ben kanserim. Benim kemoterapi görmem lazım. Böbrek yetmezliğim varsa ya nakil olmam ya diyaliz görmem lazım. Kalp anji olması lazım. Yani vesaire vesaire. Şeker hastasıysam ilacını kullanmam lazım. İnsülin iğnesi vurulmam lazım. Ama bana kravat taktı, gönderdi. Ya benim kanserim geçmedi ki. Ben hala hastayım. Benim hala böbrek yetmezliğim devam ediyor. Yani Beykoz aslında biraz
insan anatomisine ben benzetiyorum dediğim burası. Yani biz kanser olmuş bir ilçe durumundayız. Binalarımız 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık. Sokaklarımızda çöp arabaları dahi geçerken zorlanıyor. Bırakın itfaiye araçlarını, acil müdahale gereken araçları. İki araba yan yana geçemiyor. Altyapı sorunumuz devam ediyor. Deprem riski İstanbul'da her gün konuşuluyor. Bu kanser, yani biz sahili güzelleştirdik, evet çok güzel. Gerçekten güzel, yani samimi söylüyorum. Ama bunun yanında bunlar birlikte yürümesi lazım. Önceliğin bu tarafa verelim, onun da yapılması öyle lazım. Ken, aslında yani biz yıllardır belki hem Beykoz'a hem İstanbul'a hem Türkiye'ye birçok noktada ihanet ediyoruz. İhanet ediliyor. Bunu zaten Cumhurbaşkanımızın kendisi de söyledi, ihanet ettik diye. Yani bugün İstanbul da aynı şekilde, aynı durumda. Yani İstanbul gerçekten ihanet edilmişçesine bütün yatırımlar, bütün planlamalar, bütün binalar, bütün merkezi burada toplayıp da Anadolu'yu buraya yığmak, boşaltmak, tarım hayvancılığı bitirmek, bugün ekonomide de geldiğimiz noktalarda aslında temel sebeplerden birkaç tanesini belki böyle bile sıralayabiliriz. Bu biraz genele giriyor ama hani İstanbul özelinde de İstanbul'da gerçekten ihanet edilmiş. Burada Beykoz da aynı şekilde ihanet ediliyor. Yani yıllardır hep hizmet ediliyor, hep teşekkür ediyoruz. Güzel. Ama Beykoz'un evladı, Beykoz'da doğmuş, büyümüş, buradan okulunu okumuş, burada yüzlerce çocukluk arkadaşı olan, anısı olan bir insan olarak söylüyorum. Bunlar Beykoz'un hakkı değil. Layık görülen Beykoz bu değil, bu olmaması gerekiyor. Yani çalışmalar, planlamalar, bunları real konuşmak gerekirse şey değil, tabii ki kolay değil. Yani şimdi mesela Yücel Başkan özelinde ben hep teşekkür ettiğim noktaları var hani samimi bir şekilde. Gerçekten Beykozlu bir insan. Buranın bizim hissettiğimiz değerlere hakim, bizim hissettiğimiz değerlere sahip bir insan. Tapu sorununu çözmüş bir insan. Neden? Çünkü buralı. Aslında biraz bir yerden ele almak gerekirse konuyu. Burayı buranın insanı anlar. Buranın tapuyu bulmuş bir insan anlar. Başkası dışarıdan geldiği zaman işte buraya yapılan planlar oturumu 15'lerde 20'lerde kalmış temel oturumu imarda. 2 kat 2.5 kat imar verilmiş bir ilçe durumuna gelir. Niye? Çünkü planlı yapılıyor hepsi bunların. Beykoz'da buranın değerlerine sahip olacak, burada orada 4 hisedar olduğunu bilecek, 5 çocuğu olduğunu bilecek bir yapı yok. Bu olmadığı zaman da böyle bir imarın çıkması kaçınılmaz bir sorun. Yani Beykoz'un verilen imarları da iptal olmuştur da birçok mahallelerde ama verilen imarlar da bir hakkın Beykoz'un hakkı değil. Bu imarlar neticesinde inanın Beykoz'da oturamayacak. Tek net altını çizerek söylüyorum. Beykoz'da oturamayacak bu imarlarla. 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon rakam önemli değil. Belli güzel bir rakam bulan herkes Beykoz'u terk ediyor. Çünkü vermişler 2 kat, 2.5 kat Beykoz'da yeter imar değil. Beykoz'un nüfusu başta konuşuyorduk. Biraz azalmış evet. Ama aslında haritaya biz baktığımızda görüyoruz ki yani ben de bir dönem Beykoz'da ev bulamamdan kaynaklı Beykoz'u terk etmiştim. Çekmeköy'de olmuştuk bir süre. Bunun temel sebebi Beykoz'da yapılaşma sorunu olması. Burada doğup büyüyen bir gencin burada evlenme, burada evlilik hayatını idame ettirme gibi bir lüksü mümkün değil. Çünkü ev yok. Mevcut bulduğu evler rutubetli, eski, yani yıkık dökük. Böyle evlerde yaşamak zorunda. Yakalıyor ya da mecbur kaldığı için Beykoz'u terk ediyor. Birçok insan bu şekilde çekiliyor. Ümraniye, Üsküdar'a, çevre ilçelere veya iş imkanı karşıdaysa hani Beykoz'da yaşamanın güzelliğini bari terk ediyorum en azından işime yakın olayım deyip işine yakın bir yere, karşı taraflara, burada işte Kadıköy taraflarına iş imkanının daha güzel olduğu yerlere gidiyor. Ama Beykoz'a baktığınızda biz dahi gitmiş durumdayız. Yani birçok Beykozlu son süreçlerde Beykoz'u terk ediyor. Yani emin olun bir 5 sene sonra belki burada bu kadar Beykozlu oy kullanabiliyor olmayacak da. Bunu gerçekten samimi bir şekilde net ifade etmek istiyorum. İşletilen, yürütülen sistemde bu imarlarla, bu tapu sorunuyla, bu altyapı sorunuyla, buradaki istihdam sorunuyla Beykoz'u, Beykoz'da yaşayamaz hale geliyor ve gelmeye devam edecek. Biz de diyoruz ki bir bu değere sahip bir evladı Beykoz'un burayı yönetirse
Ancak bu sorunlar bu şekilde çözülüyor. Beykoz'a başka bir hiçbir kimsenin dışarıdan gelmiş bir faydası olabileceğini düşünmüyoruz. Tabii siyasi arandayız. Yani bunun da bürokrasi Türkiye'de gerçekten zor işletiliyor. Bunun bir hakkı yerine getirilmesi bugünden yarına olacak kolay bir iş tabii ki değil ama böyle bir derdi olmayanın da bunu çözmesi mümkün hiç değil. Beykoz'da dertli olan bir isim, dertli olan bir başkan ancak bunu Beykoz'un lehine olacak, aleyhine olacak şekilde çözecektir. Biz de bu duygu ve düşüncelerle Beykoz'umuzda hem en genç adayız, listelerimiz en genç, bizim listelerimiz. En çok kadın aday bizde var. Yani herkesi kucaklayacak, kimseyle kavga etmeyecek. Seçimlerin sadece bir bayrak yarışı, bir hizmet yarışı olduğunu altını çizecek ve bunu iddia edip bunu uygulayacak şekilde bir süreç yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki 35-37 gün kadar bir süre var. Hayırlı, güzel bir süreç geçiririz. Bütün adaylarımız için kimsenin kimseyi kırmadığı, kimsenin kimseyle kavga etmediği, dediğimiz gibi yarın burada tekrar biz oturacağız. Seçimler bitecek ama biz çayımızı içeceğiz. Beykoz'un dertleriyle gene biz dertleneceğiz. Beykoz'da bir sorun varsa o hepimizin sorunu gene olacak. Ama yüz yüze bakabiliyor kalmak, yüz yüze bakabiliyor olmak güzel bir değer olduğunu düşünüyorum. Bu her zaman bizim siyasi ahlakımız, etiğimiz. Erbakan Hoca yeni bir dünya hayali vardı. Her zaman bu hayal, bu ideal uğrunda hem büyük bedeller ödedi, gerçekten de büyük hizmetler yaptı. Komşu Topart'ta diyor ki, hala inanıyorum ki eğer amacımız dünyayı değiştirmekse gazeteciliğin daha kısa süreli bir silah olduğunu düşünüyorum. Yani biz yeni bir dünya hayali kurarken aslında burada gazeteciliğin de önemi çok büyük. Bunu ayrı bir parça görmek çok mümkün değil. Birdir, bütündür. Çok önemli bir yere vakıf, hasıl olması gerekiyor bu süreçte gazeteciliği, medya sektörünü. Değerlendirirken de biz medyamızı, basın mensuplarımızı, televizyon kanallarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Nasıl inandırmak istiyorsanız, nasıl ikna etmek istiyorsanız toplumu, bu ancak bu şekilde mümkündür. Doğru gazetecilik, ahlaklı gazetecilik, eli kalem tutan, gerçekten hakkı yazmak isteyen gazetecilerin değeri toplumda dürüst siyasetçi kadar olduğunu düşünüyorum. Maalesef toplum böyle evrilmiş. Hem sizlerin, hem dürüst siyasetçilerin, hem bizlerin hakkının gerçekten yerine verildiği, yerine getirildiği, hakkı ettiği kadar değer gördüğü bir süreç geleceğine biz inanıyoruz. Umudumuz her zaman var. Hiçbir zaman umutlarımız solmuyor. Bizim belki gelişim vermiş olduğu da bir heyecan olmuş olabilir ama inançlarımız da bizi bu doğrultuda yönlendiriyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle zaten aslında süreçte hep tanıştık. Hep bir araya geldik. Yani eskiden beri burada doğmuş büyümüş olmamız hasebiyle burada ilçemizde çok çeşitli görevler yaptık. İlçe Gençlik Başkanlığı yaptık. İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı yaptık. Ama ilçede olduğumuz dönemlerde birçok noktada hep bir araya geldik ama bu çok daha özel bir şeydi. Çok daha özel bir buluşmaydı. Bu sebeple tekrar burada bizleri yalnız bırakmadığınız, bizim yanımızda olduğunuz ve bu davete icabet ettiğiniz için ben ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.